Merhaba arkadaşlar bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Avrupa'nın ödüllü forex firması Forex TR artık Türkiye'de 3 yıl aşkın süredir kesintisiz ve kaliteli hizmetiyle faaliyetlerine devam ediyor. Forex piyasasında işlem yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar özellikle gram altın, döviz ve kripto para işlemlerinde kaldıraçlı alım satım yapmak isteyenler açıklama kısmına bıraktığım linkten iyi olmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum WhatsApp grubuna üye olabilirsiniz ve yatırımlarınızı daha karlı hale getirebilirsiniz. Dolar TL grafiği ile başlayalım. Haftanın ikinci işlem gününde dolar TL paritesine bakarsak yükseliş imesinin e, devam ettiğini görüyoruz. Türk lirası maalesef her geçen gün değer kaybetmeye devam ediyor. E, enflasyon baskısı e, inanılmaz bir şekilde e, Türk lirası al, e, e, ezilmeye devam ediyor arkadaşlar bu şekilde. E, 8.80 üstünde olması geri çekilmenin zayıfladığını alıcıların daha da güçlendiğini belirtiyor bize. E, dün Türkiye tarafında enflasyon verisi açıklandı biliyorsunuz. E, fakat dolar kurunda beklenemez beklentinin aslında altında bir hareketlik gerçekleşti. Ee, burada 9 seviyesi hatta 9 seviyesinin üzerinden üzerine bile test etmesi gerekiyordu. Beklenti oydu. Ee, 8.90 seviyesini e, 88 seviyesini test etti arkadaşlar. Ee, Eylül ayında manşet enflasyon yıllık %19,58 ile e, beklentilere paralel geldi. Politika faizi ile makas aralığı 1,58 puana çıkmış durumda. E, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararında işaret ettiği e, çekirdek enflasyon ise e, bir önceki ayın ve beklentinin üzerinde %16,98 olarak kaydedildi. Yani politika faiziyle Merkez Bankası'nın faiz vermiş olduğu piyasalar çok tutarsız arkadaşlar. Makas aralığı gerçekten ciddi bir fark var. O yüzden her ne kadar zaten 100 bas puanlık faiz indirimi de yani bankalarda da çok bir işe yaramış değil arkadaşlar. Yani hiç yoktan gerçekten Türk Lirası bu şekilde değer kaybetti. Geçtiğimiz hafta Son bir yılın zirvesine çıkan ABD dolar endeksi ise e, hızlı yükselişin ardından geri çekilmeler göze çarpıyor dolar endeksinde e, 94 bin seviyesinde arkadaşlar yakın e, seviyelerinde işlem görüyor. E, onun dışında e, grafik üzerine incelemek gerekirse burada e, gördüğünüz gibi 8.80 seviyesi hala e, aşağıda güçlü bir destek olmaya devam ediyor. Her ne kadar yukarıya çıkışlar 8.96 seviyesini daha önce e, test etmiş olsa da e, geri çekilmeler bekleniyor arkadaşlar hala kurda. Çünkü geçtiğimiz zamanlarda bu şekilde yüksek e, hızlı çıkışlara baktığımız zaman her bu şekilde yüksek çıkışın illaki bir geri çekilmesi oluyor. E, bu geri çekilme de bizim şu anki beklentim açıkçası 8.80-8.80'nin özellikle bir... Biraz aşağısını kırması e, yükseliş trendimizi test edecek arkadaşlar. Bu yükseliş trendini yukarıya doğru. E, burayı test ettiğinde eğer aşağıya doğru salımlar olursa yani yukarıda test edilmeler olursa ilk hedefimiz aşağıda 8.80. Anın aşağısında arkadaşlar 8.50 seviyesine kadar e, düşen barlar görebiliriz. Özellikle 100 günlük e, hareketli ortalamasına tekrar e, burada isabet eden barlar görebiliriz. Fakat şu an genel olarak baktığımız zaman tabloya ee, özellikle bu seviye yani e, 880 seviyesi şu an için bu şekilde üzerine kalması arkadaşlar bu seviyenin alıcıların daha da kuvvetleneceğini anlamına geliyor. Yani alım için burada özellikle FX piyasalarında e, 8.80 seviyelerinde bu seviyelerde alıp 8.96 seviyelerine tekrar e, kar realizasyonu yapabilirler. Onun dışında Piyasalar arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın takip ettiği çekirdek tüfedeki yükselişe karşın e, faiz indiriminin devam edeceğini düşünüyor. E, bu beklenti de arkadaşlar doların yükseldiği dönemde e, Türk lirasının değer kaybında e, hızlandırıyor diyebiliriz. E, genel olarak e, yukarıya çıkışların devam edeceği arkadaşlar bu şekilde. Biraz da altın tarafına bakalım. Şimdi e, altın tarafında da. Ciddi yukarı yönlü ataklar gördük aslında ee, 1750 seviyesinin üzerinden almış olduğu destekle ee, Cuma günü burada açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde e, yönünü yukarıya çevirmiş durumdaydı ee, 1770 dolar seviyesinde yukarıda hatta e, test etmişti arkadaşlar fakat e, özellikle son birkaç saatlik yani bugünün gecesinden itibaren aşağı yönlü barlar kap barlar görüyoruz bu şekilde. yani sert aslında düşen bir bar olduğu anlamına geliyor bu. bunda dolar endeksinin yukarı seyretmesi yani inanılmaz bir şekilde yukarı çıkması etkili oldu. 94 bin seviyesinde işlem görüyor şu an ve ABD 10 yıllık tahvil getirisinde %1,49 seviyesine yükselmesi bu şekilde 10 altın tekrar baskılamış durumda. Yine ee, dediğim gibi arkadaşlar Cuma günü e, tarım dışı ihtişam verirse e, ons altın piyasasında e, hareketli arttıracaktır çünkü e, burada Fed'in tam istihdamdan henüz uzak olduğunu açıklaması ve para politikasında e, istihdamın öncelikli önem sahibi olduğunu vurgulaması nedeniyle e, tarım dışı istihdam verisinde piyasalardaki e, önem derecesi inanılmaz bir şekilde yükseldi. E, yüksek enflasyona karşın istihdamda toparlanma olması e, ücret artışı sağlayacağı için olumlu olacak ancak istihdamda e, istenen iyileşmenin olmaması ise e, ekonomik durgunluk e, ortamında enflasyonu tetiklemeye e, devam edecek. E, varlık alımlarının azaltımına bu yıl bitmeden başlanacağı açıklamasıyla e, kasım beklentileri biliyorsunuz arttı ve istihdam e, verisinin iyi gelmesi olasılığı e, daha da güçlendirecektir yani gerçekten e, bu veri yani gelen de fed tek bir veriye bakmıyor fakat e, gelen eğer istihdam verisi iyi olursa e, fed bu şekilde varlık alımına e, azaltmaya başlayacaktır arkadaşlar e, aslında gelen verilerin İyi olması şu an e, iyi olması e, bekleniyor fakat e, dediğim gibi yani e, bir şekilde altın şu an e, grafik üzerinde de gördüğünüz gibi ya, 1750 ile burada 1770 seviyesi onun üzerinde 1780 seviyesi arasında e, bandında gidip geliyor arkadaşlar. Yani e, genel olarak grafik üzerinde incelediğimiz zaman zaten aşağı doğru düşüş trendimizi kırmıştı. Şu an 1750 seviyesinin üzerinde olmamız sebebiyle hala kısa vadeli yükselen e, trendinde gözüküyor. Zaten şu seviye özellikle arkadaşlar şuradan baktığımız zaman e, yükseliş trendinde olduğunu görebilirsiniz yani kısa vadede. Ne zaman ki şu yükseliş trendi kırıldı özellikle 1750 seviyesinin aşağısına düştü o zaman stop lossları çalıştırmakta fayda var. E, genel gibi beklentim Kısa vadede bu şekilde dalgalanmaların şu an normal olduğu çünkü FED'den gelen açıklamalar ve makroekonomik veriler altını bu şekilde dalgalandırmaya devam ediyor. Orta ve uzun vadede zaten yukarı yönlü hareketini korumaya devam edecektir on altın. Biraz da gram altın tarafına bakalım. Şimdi gram altın tarafında da arkadaşlar dün burada 504 seviyesine kadar çıktığını gördük çünkü ons altındaki biliyorsunuz yükseliş devam etmişti burada 504 seviyesine kadar yükseltmişti gram altında her ne kadar dolar kuru yatay gitse de arkadaşlar yani yatay gidiyor gibi gözükse de burada dolar kurunda da yükseliş ilmesi devam ediyor 880 seviyesi üzerinde kaldığım sürece herhangi bir sıkıntı yok gram altın için global piyasalarda bu şekilde ons altının değer kazanması da gram altına ya adını görüyoruz özellikle. Burada 500 seviyesinin üzerinde alanlar arkadaşlar 400 500 seviyesinin aşağısına tekrar düştüğü zaman özellikle 495 497 seviyelerinde mutlaka stop devreye koysunlar çünkü aşağıda tekrar 490 seviyesini test etme potansiyeli var. O yüzden şu an altının e, genel olarak baktığımız zaman bile e, şuradan bile arkadaşlar yükseliş trendi olduğunu görüyorsunuz. E, buradan stop loss biraz daha e, beklemek isteyenler aceleci davranmak istemeyenler ise e, bu yükselen trendin arkadaşlar şuradan e, çizgisini çekerekten buradan stop losslarınızı şurada bile e, koyabilirsiniz. Genel olarak baktığımız zaman gram altında da arkadaşlar e, yükseliş trendini zaten koruduğunu görüyoruz. E, yani yükselen trend devam ediyor. Ne zaman 500 seviyesinin aşağısında kalıcı kapanışlarda özellikle bu seviyenin aşağısı kırılırsa e, 490 seviyesine kadar bir düşüş görebiliriz. E, onun dışında e, altın fiyatları yani global e, ons fiyatı e, gram altını desteklemeye devam edecektir arkadaşlar. E, biraz da buradan Gümüşe bakalım gümüşte şimdi e, gümüş seviyesi de arkadaşlar e, o da zaten son e, şu an 4 saatlik grafikte 2 bardır düşüyor arkadaşlar geceden itibaren e, altın fiyatlarından dolayı buradan 22 e, 298 seviyesinden almış olduğu destekle yukarıda. E burada 22, 600, 22 700 seviyesine kadar çıktığını gördük şu piyasada. E, zaten burada arkadaşlar 2231 seviyesinin üzerine kaldığımız sürece alımların geleceğini söylemiştik. Yani kısa vadeli e, yükseliş trendinin başladığını bu seviyede söyledik. E, bu seviye üzerinde aldığımız sürece herhangi bir sıkıntı yok. Yukarıda e, yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum 23 dolar seviyesine kadar e, test etme potansiyeli mevcut arkadaşlar. E, cuma günü ABD tarafından gelecek olan tarım dışı istihdam verisi e, her ne kadar ons fiyatına etkilese de e, bu gümüş fiyatlarında e, yakından etkileyecektir e, genel beklentim yukarıya doğru e, yönlü yukarıya doğru yönlü arkadaşlar e, yükseliş iğmesinin devam edeceği yönünde alımlar için şu an e, açıkçası destek bölgesine yakın biraz daha aşağı geri çekilmesinde e, alım yapılabileceğini düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmadan söyleyelim bunu da biraz da BTC tarafına bakalım Arkadaşlar BTC tarafında da e, hafif kar satışlarının geldiğini görüyoruz arkasında. Burada e, 49.000-50.000 bin, bin dolar seviyesine yakın takip etti. Yani e, 49.785 e, seviyelerine kadar e, yukarıya çıkmayı başardı. 50.000 seviyesi zaten yakın seviyeler e, kar satışlarının gelebileceği seviyeler. E, bu da dikkat etmek lazım. Nerede alınması gerekiyordu arkadaşlar? 47.000 seviyelerinde alınması gerekiyordu. Çünkü neden? 46.000 seviyesi e, güzel bir dirençte bu seviyeye geçti. E, aslında... 48 bin dolar seviyesine kadar yükseleceğini zaten tahmin etmiştik. 49 bin seviyesinden de 50 bin dolar seviyesine yakın bir seviyelerden buradan geri çekilme izleyebiliriz. 46 bin seviyesine tekrar düşme durumunda stop loss koyaraktan 46 bin dolar seviyesine aşağısına alımlar gerçekleştirebilirler. Zaten burada güzel bir desteğimiz vardı açıkçası 40 bin dolardan 44 bin dolara kadar çıktı çok hacimli bir şekilde kırdı arkadaşlar. Burada 44 bin üzerine kırmasıyla burada alımları zaten daha da alıcıların hızlandığını gördük burada inanılmaz bir şekilde ee, yükseliş trendi şu an devam ediyor gördüğünüz gibi arkadaşlar ne zaman ki bu seviye aşağıya doğru kırılır özellikle e, 47 bin seviyesinin aşağısından düşer biraz daha geri çekilmeyi izleyebiliriz biraz gümüş TL'ye bakalım Gümüş TL tarafına baktığımız zaman burada da 6.37 seviyesinde kadar arkadaşlar gün içerisinde seyrettiğini görüyoruz. Burada düşen bir trendimiz vardı. Uzun zamandır bu trend vardı. Bu trendin hafiften kırıldığını görüyoruz. Şu an geri çekilmeler olduğunu da görüyoruz arkadaşlar. Çünkü Ons altın piyasasında özellikle geceden beri dolar ABD dolar endeksi baskısıyla inanılmaz bir burada geri dönüş oluyor. Dolar TL de bu yansıyor açıkçası gümüş TL grafiğine de. Burada genel olarak baktığımız zaman arkadaşlar. E, gümüş fiyatlarının açıkçası bana göre hala e, ucuz al, ucuz olduğunu görebiliriz. Çünkü e, özellikle burada 6.20 seviyesine yakın seviyelerden e, almak da e, mantıklı olacaktır. E, mutlaka yani şu an aşağıda e, 6.20 6.15 seviyelerini yakın takip ediyor şu an. O yüzden buralarda almak bile e, gümüş için bence güzel. Çünkü dediğim gibi düşen trendimiz yukarıya doğru kırdı. Yani ne zaman ki e, bu seviye geri çekilme e, seviyeleri ise arkadaşlar şu şurada buradaki özellikle 6.30-6.25 seviyelerine kadar geri çekilip tekrar desteğini alma potansiyeli devam ediyor hala gümüşün. Yeni yatırımcılar piyasaya yeni girmek isteyenler ise gümüş fiyatlarını bu seviyelerden bile deneyip alım yapılabilir arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Genel olarak analizlerimizi bu şekilde bitirelim. Herkese iyi trade'ler diliyorum. Hoşçakalın.